Teşekkür ederim Kara Sakal. Avukatım olarak bu vasiyetnameden bir nüsha da Oklahoma'ya kızıma gönderseniz... Ne vasiyetnamesi? Ne vasiyetnamesi mi? Şu imzaladığım. Yanıldın ihtiyar bunak. Bu bir vasiyetname değil. Her şeyini bana devrettiğine dair bir satış mukavelesiydi. Ne? Hayır. Hayır. Olmaz. Hayır. Kalbim. Jefferson. Hey, kımıldayım biraz kansız herifler. Bu iş torbaya girdi demektir. Şimdi. Sırık hazır ol. Anladım Joe. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Çin çin eder kumbaram, içi dolu çil param. Çin çin eder kumbaram, çil param. Ne istiyorsun küçük? Bankacı amca. İkramiyeli tasarruf hesabına para yatıracağım da paralar da bunun içinde. Aferin küçük, sen büyük bir adam olacaksın. Herkes benim için öyle diyor zaten. Ay. Elimi ısırdın ama. Isırırım tabii. Babam dedi ki kim yanağını okşarsa onun elini ısır dedi. Peki ver bakayım şu kumbaranı. Işık, sen babanın akıllı oğlu musun? O da ne demek? Şimdi görürsün. Sen bana bir çekiç uzat, gerisine karışma. Peki. Al bakayım. Teşekkür ederim bankacı amca. Elleri koru lan! Fakat yavrucuğum, senin bu yaptığına soygun derler. Kesme! Fazla tıraş cildi bozar. Aç bakayım kasayı, çabuk aç. Fakat bana bak moruk. Eğer eşek cennetini boylamak istemiyorsan acele et biraz. Peki. Şimdi tanıdım seni. Siz Joe Dalton'sunuz. Kaldır ayağını, üstüne bastın bey baba. Dildin. Oklahoma'ya az kaldı. Evet ama sen onu bir de bana sor. Ne oldu ki yani? Baksana bu yol gidilir gibi mi? Anamı ağlattı. Kusura bakma dostum. Biliyorsun ki Wells Fargo kumpanyasından aldığımız bir davet üzerine yola çıktık. Şehre varınca işin ne olduğunu anlarız. Hem de sen de dinlenirsin. Tut bakalım şunları dava tüneyen karga. Ben başta deyince paralar yağmur gibi savurursun. Tısırık. Muhterem pederiniz Mr. Davis'i maalesef kaybetmiş bulunuyoruz. Onun son demlerinde uzun süren hastalığı esnasında parasız ve borç içinde kaldığı için bütün emlakını sattığını üzülerek sözlerime ilave etmek isterim. En samimi hislerimle size başsağlığı dilerim. Avukat Kara Sakal. Babam ölmüş. Hayır. Hey çocuklar. Ne yazıyor bu kağıtta? Yuh be daha neler. Maydanozlu köfteler. Joe fitili aldı. Ben şimdi afişin askısına baskısına basarım. Dur ne yapıyorsun? Yırtma ya. Neden? Şu yakışıklı resmime biraz daha bakmak istiyorum da. Bana bak sırık. Yine kafamı kızdırıyorsun. Kesin ulan gırgırı. Peştemal suratlı avanaklar sürüsü. Sinirlenme Joe. Ulan keriz herifler. İlim, İrfan, Süleyman. Bunların hiçbiri yok mu sizde? Başımın cezaları hadi yürüyün. Marş.
Merhaba Bay Müdür. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bendeniz Redkin. Memnun oldum. Ayakta kalmayın lütfen, oturun. Teşekkür ederim. Yalnız beni bu kadar uzak yerden davet etmenizin sebebini öğrenebilir miyim? Elbette. Biliyorsunuz ki Besfargo tüm ülkenin en önemli kumpanyasıdır. Fakat son zamanlarda arabalarımıza saldıran haydutlar çok arttı. Soygunlar çoğaldı. İtibarımız zedeleniyor. Onun için Bay Kit bir çare düşündük. Nasıl bir çare? İşte bakın. West Fargo'nun Texas'a gidecek arabasını Ayı Boğan Hank sürecek. Ben koruyacağım ha. Bu afişleri şehrin bütün duvarlarına yapıştırmak için teklif ettiğimiz bu görevi kabul etmenizi bekliyoruz dostum. Ve işte Ayı Boğan Hank. Kumpanyamızın en iyi kamçı sallayanı. Bu bayda ünlü silahşör Red Kit. Ben ince şakadan anlayanları severim. İyi anlaşacağız onunla. Böylece tanışma merasimi bittiğine göre şimdi bu afişleri ne yapalım Sayın Red Kit? Valla sürücülüğünü Ayı Boğan Hank yapacağına göre siz şimdi afişleri şehrin duvarlarına yapıştırın. Ben de bu işi kabul etmiş olacağım. Vay canına. Hem de altın götürüyorlarmış ha. Pis herifler. Tımarımızın vakti geldi, kaşının bakalım. Bu yolculuğa seninle çıkacak olan yanındaki de senden daha az çaylak değil Hank. Nereden tanışıyoruz bunlarla be? Gidişine muhafız bozuntusu. Senin gibileri çok gördü bu gözler. Senin gibileri de çok dövdü bu eller. Var mı başka tanışmak isteyen? Helal ver Etkit. Yamansın doğrusu. Zavallı babacığım. Başına gelenleri düşündükçe çok üzülüyorum. Fakat buldum Sam. Buldum bile. Dinle bak. Ölü bola hüviyet değiştirerek döneceğim. Kimse beni tanımayacak. Nasıl? Bu fikrimi beğendin değil mi? Bu sözlerinizden bir şey anlayamadın mıyız? Tabii anlayamazsın. Çünkü bütün düşündüklerimi söylemedim de ondan. Biliyorsun ki sen 5 yıldır Oklahoma'dayım. Buraya geldiğimde küçücük bir kızdım. Şimdi ölüp ola bir varyete yıldızı olarak dönersem kimse benden şüphe etmez. Bir varyete yıldızı olarak mı? Evet Sam. Çünkü bu takdirde Mr. Davis'in kızının bir şarkıcı olabileceği kimsenin aklının ucundan bile geçmez. Aratay, Apache, hadi oğlum kasırga, ayağının aslanları, akşama yola ziyafet var. Lan sürüp kendine gel! Okay, alright! Şimdi beni iyi dinleyin keriz herifler. Vaziyet o biçim ciddi. Her birimizin başına $10,000 konmuş bulunuyor. $10,000 koymuş olanları önce analarından doğduğuna pişman edip sonra pişmaniyemizi yeriz. Ne yiyelim Joe? Şamata yok. Öt bakalım William. Ne zaman işe başlayacağız Joe? Patlama hırbo. Ona ancak ben karar veririm. Aslan Joe, en ufağımız sensin ama daima çok para ettin. Büyük şefimiz sensin. Evet evet. Kafaca vaktinden evvel geliştin. Ulan ne yağcısınız be. Baba bak ara sakal. Bir arzun mu var? Geçerken şöyle bir uğrayayım dedim. Ne de olsa yeni çiftlik komşunuzum. Diyorum maksadın bir nezaket ziyaretiyse mesele yok kara sakal. Yaşına rağmen zekana hayranım dostum. Zekam kadar nişancılığım da iyidir. Sigara? İçmem. Bu çiftliği Mr. Davis'ten satın aldıktan sonra topraklarımın içine sıkışmış olan şu küçük arazini senden satın almayı düşündüm. Hatta iyi bir değer karşılığında belki moruk da aynı şeyi düşünüyordur dedim kendi kendime. Yanılmışsın. Toprağından bir karış yer satmam ben. Sen daha beni tanımıyorsun kara sakal. Olabilir.
Ama müteveffa Mr. Davis de bütün çiftliğini bana sattı, biliyorsun. Biliyorum, fakat Mr. Davis'i çok iyi tanıyorum. 30 yıllık dostumdu. Çiftliğin satış işine gelince... Söyletme bana. Ne demek istiyorsun moruk? Çiftliği nasıl satın aldığını biliyorum da. Nasılmış bakalım? İyiliyle. Küstah bir adamsın sen. Küstah olmak sahtekar olmaktan iyidir dostum. Çok gevezelik ettik. Şimdi yaylanda sırtını görelim. Sözlerine dikkat et moruk. Bunu çok pahalıya ödetirim sonra sana. Bak sen. Şimdi de tehdit ha. Hiç kimseden korkmam ben. Defol diyorum sana. Nasıl? Yolculuğunuz rahat geçiyor mu Miss? Mercedes. Teşekkür ederim Miss Mercedes. Bir şey değil. Yolda acaba hiçbir tehlike yok mu dersin? Hayır. Görevimiz tehlike. Yani yolcuları tehlikeden korumak Miss. Ilık kız. Çok naziksin yakışıklı kovboy. Bütün yolcular adına teşekkürler. Dünyaya insan olarak gelmek varmış be. İşin işkene repki. Ne saçmalıyorsun orada kendi kendine gene ya? Canım, zamparalığını kutluyorum. Şşşt, aman idare et çılgını çıkartma da yazalım defteri şunu. Okey. Hazırlı katil pistol kardeşler dün hapishaneden kaçtı. Her tarafta aranıyorlar. İşte bu güzel. Pistol kardeşler beni Daltonlara karşı koruyacak en uygun adamlar. Gidip saklandıkları yeri bulmalıyım. Fevkalade. Aslanco. Bir duval. Altı patlarımı benden daha iyi çalıştıracak kimse yok. Bunu denemeye kalkanlar hayatlarıyla oynamışlardır daima. Nutuk bitti. Şimdi zilliği kırmaya gidiyoruz. Let's go. Kralımco, sen bir dahisin. Ne oluyor? Zilliği kırıyoruz ya. Çorba öyle mi içilir ulan? Nasıl içilmiş çorba? Terbiyeli bir adam nasıl çorba içer? Göstereyim ben sana. Hareketlerime dikkat et. Nasıl? Öğrendin mi? Düdük. Hey Mike, Nihat'lı. Güzel. Kendi ayağıyla geliyor. Hadi hemen yolunu çevirelim. Dur bakalım ahbap. Eller yukarı. Eğer kalbura dönmek istemiyorsan sakın kıpırdama. Pekala. Öyle olsun pistol kardeşler. Kıpırdamam. Kimsin? Beni tanımadınız galiba. Kimsin dedim. Öp bakalım. Avukat Karasakal. Karasakal mı? Sahi ya. Nasıl da tanıyamadık. aradan yıllar geçti tabii. Ama ben sizi ilk görüşte tanıdım. Vay anasını be. Bunadık mı ne? Özür dileriz sayın avukat. Aldırmayın çocuklar. Olur böyle yanlışlıklar. Son mahkemenizde çok çalıştım sizin için ama biliyorsunuz. 10 yıl verdiler. Ama kaçtık. Size mani olmayalım sayın avukat. Belki aceleniz vardır. Acelem mi? Ne münasebet. Ben de sizi aramaya çıkmıştım zaten. Bizi mi? Bundan böyle birlikte yapacak önemli işlerimiz olacak. Kısacası benim emrimde çalışmanızı istiyorum. Çok iyi anlaşacağımızı ümit ediyorum. Teferruatı sonra konuşuruz. Ufak bir avans olarak şimdilik bunları alın bakalım. Kabul. Anlayışlı bir patronla çalışmaya bayılırım. Ben de. Şu andan itibaren emrinizdeyiz patron. Güzel. Anlaştığımıza memnun oldum. İlk iş olarak şu moruk çiftçiyi bana getirmenizi istiyorum. Ölü mü? Hayır, diri. Bilhassa diri. Dikkat çocuklar! Araba göründü! Hazır olun, herkes yerine. Hadi çabuk. Okey Joe, hadi çocuklar. William, pusu yerine. Affedersiniz kovboy, acaba hangi bölgeye geldik? Tehlikeli bölgeye madem. Tehlikeli mi dediniz? Yes.
Burası Apache Kızılderililerinin mıntıkasıdır. Eyvah! Ölüme gidiyoruz yolcular. Telaşlanmayın madem. Şimdi Apache'lerle barış içindeyiz. Bize hiçbir şey yapmazlar. Nasıl yapmazlar? Hayır, hayır! Kendimi öldürtmek istemiyorum. Hey sırık, perdeyi hazırla. Çabuk baş. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Hadi aslanlar, az kaldı, dayanın biraz. Ne var, ne oluyor Ayıboğan? Önemli bir şey değil, bir apaçı belirti. Hey, ne yapıyorsun sen orada öyle? Akanın kuvveti yöntem manni. Ama nasıl gönderdi seni bana? Öldürdüler benim güzel ana. Ah zavallı, nasıl da ağlıyor. Gel bakayım sen benim yanıma. Oldu yalnız zımbalar ama. İne aşağı bakayım. İnek nasıl yuttu numaramı ama? Şeytanın kulakları. Dalton bu, Joe Dalton. Yani sandın. Lady'ler, gentlemanler. Sakın kımıldamasın eller. İnin aşağı beyler. Nasıl? Şair gibi konuştum değil mi? Hey Joe. Ne var ulan? Burada bir cennet turisi var. Bekle geldim. Hadi bakayım kamçı Leyla. İn aşağı uslu uslu. Sen ne kamçı Leyla'sı? Jo. O ne? Vay anam vay, bu ne kıyak tramvay? Bana göz kırptı hayatım. Kendine gel Jo. Gelemem. Neden? Öldüm de ondan. Nedir Joe? Git ulan işine. Aşk yapıyorum burada. Ne oluyor Joe? Yangın var. Ateş bacayı sarıyor. Bu gürültü ne? Ne oluyor bana yahu? Rahat dur aslanım. Hey sen! Kamçılı Leyla! Altınlar nerede? Çıkar bakalım altınları. Hadi. Çocuklar. Bu kamçılı Leyla'ya dikkat edin. Başka bir şey yok. Üstlerini arayalım mı? Olmaz. Bu kıza el sürdürtmem. Onu el sürmeyince de kimseye sürdürtmem. Bu iş tamam. Pangal tamam. Herkes arabaya. Yo sen kal güzelim. Burada bir şey olmaz ki sevgilim. Deme be. Tabii anlasana. O zaman başka. Tamam. Tabii tamam. Oh canım darling. Sevgilim. Oynama. İyi yapma. Çek arabanı kamçılı Leyla. Hadi aslanlarım. Tonga'ya bastık ha. Kadar oldum. Ay başım. Ayıklayın şu taşları. Ondan kolları yiyeceğim. Ve işte aşkın gözyaşları. Bu kumu buraya koyalım. Ay kesin kesin zırıltı ediyorum size. Bana bu oyunu oynayan adamı bulup da içini saman doldurup onu faraştan süpürmezsem bana da Joe Dalton demesinler ulan bu dünyada akıl alanız var. Come here. Sandığını vermekle döşeme altındaki altınları kurtardık. Yaşar et. Planın tuttu. Kumpanya çok sevinecek buna. Sayende kurtardık altınları. Red sayende. Yuhuu! Yuhuu!
çırpıntı. Yavrum! Vay anasını, ne güzel dans ediyor bizim kız. Yes, aynı fikirdeyim. Fındıkçı. Merhaba Retkit, hoş geldin. Hoş bulduk Kikirik Şerif. Merhaba. Merhaba. Sana Ayı Boğan Hank'ı tanıştırayım. Kendisi West Fargo'nun baş kontikçisi. Memnun oldum. Enfes kız değil mi? Bize bol köpüklü hilesiz iki bira. Ne dersin Ayı Boğan? İyi dinlenmiş viskiyi tercih ederdim ama yarın şafakla dönüyorum. Yolcu ve eşya hazır. Benim görevim bitmiş oldu. Ben kalıyorum. Sen yalnız döneceksin Hank. Seni çok arayacağım Red. Arayan Mevlasını da bulur, belasını da. 75, 80, 85. Ahbap, senin yerinde olsam o paraları emin bir yere sulay ederdim. Daltonlar pek uzakta değiller. Biz burada neciyiz ahbap? Hele bir cesaret edip gelsinler, pastırmalarını çıkarırım halimallah. Yaşa Şerif, onu söylemek kolay, evet çok kolay. Ama sen daha tabancana el atana kadar bir de bakmışsın ki bağırsakların kurşunla dolmuş. Doğru söylüyor Şerif, onları bulup kafalarını kırmalı. Bravo beyler, bakıyorum ben görmeyeli pek cesaretlenmişsiniz. Karışmak gibi olmasın ama Dalton denen o hergelelerle başa çıkmak zor. Arabayı soyarlarken Redkit onlara öyle bir oyun oynadı ki eğer sağ kalmışlarsa bunu kolay kolay unutamazlar. Öyle değil mi Red? Yeah. Gerçekten öyle. Merhaba Bay Redkit. Merhaba Miss Mercedes. Gel aşağılık kantocu. Bana bir viski. Peki. İki viski yakışıklı. Buyurun. Olur. 16 numaraya çık, hemen geliyorum. Aman Allah'ım! 16'ya banko! Sen benim hayatımın erkeği olabilirsin. Canım isterse. Şu ayaklara bak, ne demiyorsun? Kadın gibi. Kadın sensin, ağzını topla. Kadar kuvvetlisindir kim bilir. Ah öyleyimdir canım. Korkarım aşık olacağım sana. Az laf çok iş canım. Hadi çabuk soyun kız. Ne aceleci adamsın sen böyle. Ay ne yapayım, huyum kurusun. Hadi canım, hadi. Allah. Ay, yapma ama. Mala bak mala. Hiç. Yorganın altında bir ses. Karnım kuruluyor sevgilim. Ay, yapma diyorum. Ay. Düş ayağın kurulsun hemen. Ah. Kim bu? Benim. Ellerim boynumda, sevgilim koynumda. Ne kadar ateşlisin canım. Bana bak, senin 4 tane mi elin var? Yok. Eyvah! Dalton, Dalton! Kız bayıldı, çabuk kal. Hemen başımız derde girmeden kaçalım. Açalım pencereden, kaçalım Hırko, çabuk. Hadi. Hey patron, bizim moruk görünmüyor. Bizim moruk mu? Hı-hı. Herhalde öbür meyhanede içiyordur. Allah vere de sızmış olmasın. Daltonlar, Daltonlar geliyor.
diyorum size. Hadi. Hey bizimkiler kamiyin. İşte geldik. Barcı servis yap bize. Emredersiniz. Ne olur benim canıma kıymayın. 8 çocuk babasıyım. Yuh be. Ulan kim dedi sana bu kadar çalış diye? Hırma işte ne olacak? Emriniz baylar. Viski. 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 Viski duble. Baş üstüne. Baktan iyidir. Helal bir cevap. Bu yaşta bu zeka. Tut 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 akıllara seza. Bakıyorum çok dümenlerim var. Sen bu işi bırakıp da sirkte çalışsan daha iyi edersin. Bak bu şakanı hiç beğenmedim. Evet. Yaşasın aslanım. İşte bu kadar. Bu sana ders olsun. Her kuşun eti yenmez. Teşekkürler. Buna memnun oldum. Çok. Bir şey değil kovboy. Hayat hoştur, gerisi boştur. Sen de yerde çok kaldın. Biraz da havada koştur. Hop hop hop. Ne oluyoruz be? Görürsün şimdi. Kovboy. Bağırma, bağırma. Anladım. Tarzancılık oynuyoruz. Onun gibi bir şey. Ay, bak fena yapacağım seni ama ha. Ay daha yine uçuruyor bak. Yapma diyorum sana, indir beni şuradan. Bana bak üst katta havalar nasıl. Bak seni fena yapmazsan bana cüce desinler, görürsün sen. İndir beni diyorum. Şu kovboyu madara edelim mi Joe? Hayır istemem. O benim işim. Bana bak kovboy. Ne var? Vasiyetnameni yaz. Çünkü öleceksin. Yok canım. Daha da hiç niyetim yok. Olmalı. Böyle mantar laflar açmaz beni. Ben bu eyaletin en hızlı tabanca çeken prensiyim. Öyle mi? Allah Allah. Bak sen şu işe. Ne sandın ya? Hem senden daha tanışmıyoruz bile. Adın ne bakayım? Red Kid. Memnun oldum. Red Kid be. Yes. Red Kid. Şaka burada bitti baylar. Hey, sen ha? Oh darling, I love you so much. Hey, çıkın meydana yahu. Hep beraber barış içinde eğlenelim. Bütün içkiler benden. Çocuklar, vaziyeti çaktırmadan güyelim. Telaş etmeyin beyler. Bu neşeli aile toplantısı burada biter. Ne oluyor ya bu herife be? Tabancalarınız nihayet boşaldı. Şimdi eller yukarı. Su koyverdin ama Red. Vay anasını. Herife bak. Gözlerime inanamıyorum. Red Kid Daltonları sahiden yakaladı ya. Hey kikirik şerif, neredesin? Dım. Sizleri kanun namına tevkif ediyorum. Suçumuz ne şerif? Suçunuz hırsızlık, arsızlık, ukalalık, madrabazlık, hokkabazlık, düzenbazlık, sonra serdenbazlık, hop, canbazlık, kumarbazlık. Ağır ol. En önemlisini unuttum. Neymiş o? Zamparalık adam, zamparalık. Ha? Yürüyün ulan hocalar. Çok cesursun Redkit. Benim için öyle derler. Ben erkekten anlarım. Seni beğenmem boşuna değil. Deme. Sadece mi?
Biliyor musun? Bir şeyi çok merak ediyorum. Neyi? Haydutları yakalamaktaki ustalığın kadar aşkta da başarılı olup olmadığını. Denemesi bedava. Bazın adı var, viski senin tadı var. Ölü bozum. Sana son defa söylüyoruz, şuraya bir imza at. Atmam. Toprağını bize sat. Satmam. İnat etme, gel yap şu işi. Yapmam. Allah kahretsin seni inatçı herif. Aklın şimdi başına gelir. Bayıldı. Şimdi ne yapacağız patron? Bekleyeceğiz. Şansımı bir kere daha deneyeceğim. Ukalalığı bırak. Ne diyorsak yap. Emredersiniz. Seni şikayet edeceğim. Öyle mi? Ne olacak? Mahkemeye tabii. O halde yarına kadar sabredeceksin tosunum. Çünkü yarın mahkemeye çıkıyorsunuz. Yarın mı? Yarın ya. Mahkemeye çıkınca şikayetinizi orada söylersiniz. Hey Şerif, telgraf. Bana mı? Hayır, Redkit'e. Washington'dan. Deme ya. Sen bana bırak. Ben Redkit'e veririm. Olur. Washington'dan geldiğine göre önemli bir telgraf olsa gerek. Ben gidip Redkit'i bulayım. Hey Redkit. Yeah. Hayrola Şerif, gene ne var? Sana bir telgraf. Thanks Şerif. Hem de Washington'dan. Daltonları yalnız bırakmak işime gelmez. Sonra görüşürüz. Okey, okey. Sayın Slashor Bay Redkit, Ölübol, Texas. Telgrafımızı alınca senatör Pamukbaş'la buluşmak üzere acele Vatugal şehrine hareket edin. Stop. Senatör sizi Vatugal şehrinde beklemektedir. Stop. Yüksek Mahkeme Kurulu Washington, stop. Vay, vay be, bu mühim bir telgraf. Bana bak Düldül, haberi duydun değil mi? Duydum, berbat bir haber. Bu telgrafı getirenin de gönderenin de... Ayıp bir ayıp, küfür edilmez ya. Ayıp bunun neresinde? Yani bazen çekilmez oluyorsun Düldül be. Her şeye itiraz etmene artık ben de itiraz ediyorum. Edersen et. Eğer neden kendi sırtına vurmuyorsun? Şey, yani ben... Hayvan değilsin, üzülme. Hayvan olan benim. Böyle konuşman içime dokunuyor Düldül. Şu Amerika kıtasında atını benim kadar seven ikinci bir kovboy daha bulamazsın. Tıraşı kes. Hadi buraya re sırtıma. Ben bir senatör olarak size çok önemli bir kararı tebliğ etmek için buraya gönderildim Sayın Redkit. Oh, thank you very much. Sizce Batı'nın en müthiş haydutları kimlerdir? Dalton kardeşler senatör. Sizinle tamamen mutabıkız. Yüksek Mahkeme Kurulu da zaten bu isim üzerinde durmuştur. Yüksek Mahkeme Kurulu'nun endişe etmesine gerek kalmadı. Çünkü Daltonları yakalayıp içeri attım. Onları derhal serbest bırakacaksınız. What? Olmaz. Olacak Sayın Redkit. Çünkü Yüksek Mahkeme Kurulu ülkemizde bozulan asayişe bir çare olmak üzere yeni bir kanunu kabul ederek en azılı mahkumları 30 gün müddetle ve şartlı olarak serbest bırakmaya karar verdi. Yüksek Mahkeme Kurulu mu? Manyak mı bu herifler be? Eğer bu adamlar 30 gün içinde yeni bir suç işlemezlerse tamamen affedilip serbest bırakılacak. Peki ya suç işlerlerse? O zaman yakalanıp müebbeten hapsedilecekler. Ey Allah'ım, peki ben bu adamları serbest mi bırakacağım şimdi yani? Evet. Ey 30 Allah'ım gün müddetle ve sizin nezaretiniz altında. Valla ben bu işi anlamadım Bay Senatör ama sizin dediğiniz gibi olsun. Yalnız yazılı bir emir isterim. Bir dakika. Buyurun. Mahkeme ilamı Sayın Redkit. Size başarılar dilerim. Yavrum benim. Kadınım, tatlım yavrum bir tanem. Yaşa Ölübol'un bebeği. Erkeklerin göz bebeği. Hoş geldin. Şöyle buyurun.
İşte orada oturuyor. Nihayet seni elime geçiriyorum sahtekar herif. Kın avukat seni. Bekle geliyorum. Pespaye kadın. Hey patron. Buyurun bayım. Bize hemen şampanya getir. Hem pahalısından olsun. Oo Redki. Merhaba. Gözümüz yollarda kaldı ya. Geldik işte. Ne var ne yok bakalım. Allah sana çok sürprizli bir haberim var. Deme, meraklandım, anlatsana. Yok, burada olmaz şerim. Şampanya. Bakıyorum işler yolunda Slim. Bayan Mercedes sayesinde dostum. Merhaba Bay Redkit. Merhaba. İşte şampanyanız Bay Karasakal. Biliyor musun Red, para yemek nasıl olurmuş? Şu Mercedes işini bilen bir kadın. Paranın nereden geleceğini çok iyi biliyor. Sıhhatine güzelim. Sıhhatine çapkın avukat. Asil bir adam oldun beni. İyi bildin. Dedelerimden kalma burada büyük bir çiftliğim var. Bu çiftlik demek dedelerinden kaldı. Evet güzelim. Bildiğin gibi değil. Aa, bir şey mi oldu? Hayır bir şey yok. Hiçbir şey yok. Çok yorgunum Şerif. Good night. Ben de geliyorum Red. Boru değil. Mahkeme bizi tam 360 yıla mahkum etti. Bir şey değil ama kodese girmek gücüme gidiyor yani. Yahu bir şeyler yesek çocuklar. Midem kazınıyor. Herife bak. Gene işkembe derdinde. Ne yapayım yahu? Nasırımdan çekmedim şu açlıktan çektiğim kadar. Yeter ulan. Ahret git, ahret git. Senden öyle bir intikam alacağım ki yaban öküzleri bile kuyruğunu ısıracak. Aslanca onu kurşunlayalım. Hayır, tahtalı köye gönderelim. Hayır, kuyuya atalım. Olmaz, leşini akbabalara yedirelim. Buldum, onu biz yiyelim. Ya, ne var ya? Kötü bir şey mi söyledim? Bu adam kimdi Şerif? Hani şu Mercedes'le oturan. Avukat Karasakallı'dır. Mr. Davis'in çiftliğini satın alan zengin bir avukat. Vay köftör vay. Kızı nasıl da araklamış ya. Rezalet. Yok canım. Kız kendi arzusuyla gitti masasına. Anlayışlı ol Red. Bizi ilgilendiren bir mesele değil bu. Hem kızın özel hayatına karışamayız biz. Hey Red. Az kalsın unutuyordum yahu. Bizim ihtiyar çiftçi moruk. Ya. Sen Vatagul'a gittiğin günden beri kayıp. İlginç. Sen ne düşünüyorsun Şerif? Hiçbir şey. Zavallının kimsesi yoktu. Birazcık toprağı vardı. Bunlar da Mr. Karasakal'ın arazisi içindeydi. Var. Moruk'un arazisi Karasakal'ın arazisi içinde mi dedin? Evet. Ne var bunda Red? Bu da ilginç. Bu meseleyi benim bir düşünmem lazım. Bana bak bu aramızda kalsın kimseye bir şey söyleme. Oldu Red. Susun lan bey istiyor küzler. Susun diyorum. Plan yapıyorum. Görmüyor musunuz? Anahtar sesi. Dikkat! Gardiyan! Herkes kerevete! Merhaba. Kafesteki muhabbet kuşları. Ne haber gardiyancı başı? Bu gece Gümüş Yıldız Barı'na gittin mi? Oradan geliyorum. Doğrusu fevkaladeydi. Çalgılar çaldı. Kızlar oynadı. Gene de. Yedim bile. Yemek yedin mi? Hem de nasıl. Hindi kızartması çok güzeldi. Şamata yok. Ünlü hafiye Redkit de oradaydı. Seyahattan yeni dönmüş. Neyse size iyi geceler. 19.000 hafta sonra siz de hürriyetinize kavuşursunuz. Haydi eyvallah. Redkit, Redkit bu uğursuz işte artık duymak istemiyorum. Redkit, aklını, şapkanı, tabancanı, kurşunu. Neden ne çok? Kızı tuttun gene. Sakin ol. Kendine gel. Geç vezi. Sinirim geçti tamam. Şimdi beni iyi dinleyin Şafak'ta. Buradan tüyüyoruz. Herkes iş başına çatal kaşık para. Amma yedin sabahtan beri düldül be.
Ben ot yiyorum ama sen de şimdi ayvayı yiyeceksin. İyi geceler. Merhaba Res. Hakikaten yedik ayvayı. Ne işin var senin burada bakalım? Çok özledim Red. Yokluğunda çok aradım seni. Değil mi? Evet Red. Lütfen inan bana. Boş ver bu sözlere kızım. Sen şunu bil ki güzelliğinle herkesi peşinden koşturacağını sanman boşuna bir çaba. Bana hakaret ediyorsun Redkit. Oysa ben... Bu şehre gelen en fındıkçı kadınsın. Gönlünü eğlendirecek birçok alık bulursun kendine. Yanılıyorsun Red. Ben bildiğin kızlardan değilim. Bana ne? Ne olursan ol. Ben sanmıştım ki... Irgalamıyorsun beni. Ben kimsesiz bir kızım. Ve ölü bola asıl geliş sebebim... Hayır, söyleyemem. Söylesem de inanmazsın ki. Ne yaptın alık olmayan Redkit? Ağlattın kızı. Gerçekten de kız ağlıyordu. Ona karşı bir haksızlık mı ettik acaba? Bunu bana ne soruyorsun be ya? Hayret biraderlerim. Sırık vaziyet nasıl? Aldım başımı gidiyorum. Hem de kör bir eyeyle. Ah! Yavaş ulan nasırıma basmasana. Ne bağırıyorsun be? Nereye bastığımı görüyor muyum ben? Ah! Kafama kim attı o taşı be? Susun ulan! İnek gibi böğürmeyin. Sırık beni dinle. Yanlış bir yol tutturma. Sonra hapı yutarız. Açlıktan ölüyorum Joe. Hap map ne bulsam yutarım. Zıkkımı ye. Miss Mercedes! Miss Mercedes! Geliyorum patron. Bir maceraya atıldım. Davis'in kızı olduğumu kimseye belli etmeden bu işte muvaffak olabilecek miyim acaba? Bir koruyucuya o kadar ihtiyacım var ki. İnanılmaz bir şey. Mercedes, Davis'in kızı Anne. Bunu kara sakala haber vermeliyim. Kalsın bende iş kalmadı. Yavaş Joe, o taşı bana verme. Ne vereceğini sanıyorsun hırbo? Bayram hediyesi mi? Tamam, çıkacağımız yer burası. Ver şu eyi bana. Ah şöyle, canım eye benim. Gel şu toprakları. Gel, zafer bizimdir, yılmak yok. Neredeyse köstebeklikten kurtulup toprağın üstüne çıkacağım. Yavrum Joe, dayan biraz daha, dayan. Oh, yeryüzü yaşasın hürriyet. Merhaba dostlarım. Bizim senin gibi dostluğumuz yok. Köstebekliği bırak Joe. Hapisten kaçtığınızı hiç kimse duymamalı. Sana mühim bir haberim var. Sahi mi? Yeah. Neyle ilgili bu haber? Sizin serbest bırakılmanızla ilgili. Bana bak, hasta filan değilsin ya. Yo yo, demir gibiyim. Hadi şimdi doğru hapishane müdürüne. Aa, yine su koyverdin. Aa, korkma, bu sefer kurtulacaksınız lan. Durumu iyice öğrendiniz. Eğer 30 gün müddetle Sayın Redkit'in nezaretinde hiçbir vukuat yapmazsanız tamamen serbest olacaksınız. Ya bir vukuat yaparsak? O zaman tekrar kodesi boylarsınız. Karar sizin. Sayın Redkit, Daltonların bu tarihi kararlarını rahatlık içinde verebilmeleri için biz biraz dışarı çıkalım. Okey, okey. Hey, durun bakalım. Durduk. Evet, bir aylık tecrübe devreniz şu andan itibaren başlıyor. Şimdi önemli bir iş için ben sizi bir süre yalnız bırakacağım. Dönüşte muhakkak barış içinde olmalısınız. Söz veriyoruz Redkit, tamam. Okey.
Hadi eyvallah. Güle güle Red. Çekmesene öyle inek gibi. Vurmasana sen de öyle kazık gibi. Hadi bakalım davranın serseriler güruhu. Daltonlar birer centilmen gibi girecekler şehre. İşte geldik Güldür. Burası ortadan kaybolan Moruk'un çiftliği. Bir içeri girip bakayım, bir ipucu arayayım ben. Ara ara ama önce şu benim ipimi çöz. Baksana otlara, çaktım mı köfteyi? Ona ip değil, yular derler. İki de bir karışlamasına suratımı. Deve. Sen de yap başına geleceği, görürsün gidince eve. Anladınız değil mi? Redkit'e bizi içeri atması için geri bir fırsat vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Peki Jo, tabii vermeyeceğiz. Sırık. Senden neden ses çıkmıyor? Sen bana ağzın doluyken cevap verme demedin mi? O elmayı nereden aldın? Şu manavın önündeki sandıktan yürüttüm. Ne? Çabuk git onu geri ver diyorum sana, çabuk. Peki, pekala, pekala. Daltonlar. Evet, ta kendisi. Durun kaçmayın. Ya durun, az çıktı be. Çocuk için geldi de biz buraya. Daltonlar. Çocuklar ne oluyorsunuz ya? Daltonlar barı bastılar. Düldür hadi yürü, iş çıktı bize. Ayıl lan patron, ayıl sana be. Ay. Korkma yahu. Yahu biz buraya limonata içmeye gelmiştik. Hem de paramız var. Ne yapıyorsunuz orada? Vallahi billahi biz bak. Hadi hadi, izah lüzum yok. Yoksa bizi içeri mi atacaksın? Hayır. Meseleyi anladım. Suçsuzsunuz. Redkit, senin zekanı çok takdir ediyorum. Thank you very much. Neredeyim? Daltonlar. Bizi görünce gene bayıldı enayi. Durumu halka evvelce anlatmamakla hata ettik galiba. Hadi gelin benimle, yürüyün. Hadi yürüyün. Bir dakika bile kaybetmeden harekete geçmeli. Siz burada durun. Biz burada durduk. İnanılmaz şey deme şerif. Herkes gördü. Redkit hainin biri. Selamlarım. Hakkında şikayet var Redkit. Ya ne gibi şikayet şerif? Daltonları korumak ve onlarla birlik olmak. Ya. Hayret doğrusu. Yok, kızma canım. Teslim oluyorum Red. Beni yanlış anladın şerif. Bu iftiraya karşı silahımı al. Belki hakkımdaki şüpheler kalkar. Şaşırtıyorsun beni. Yanımda resmi bir ilan var. Al onu oku istersen. Eller yukarı. Hadi gir içeri. Ama şerif sen... Martaval dinlemem mi mıhlarım sonra? Hadi. Alright, alright. Oldu mu canım? Redkit gecikti. Bunda bir iş olmalı. Hadi gidip bakalım. Bakalım Joe. Bakalım Joe. Kusura bakma Redkit. Bu kahramanlığım tekrar şerif seçilmemi sağlayacak. Yeşil abanak şerif. Ne? Abanak mı? Bana ancak Daltonlar böyle hitap edebilir. Daltonlar. Şuraya bakın çocuklar. Şerif. Redkit kodeste. Bırak, bırak gevezeliği de ver şu kağıdı şerife de okusun. Okusun, okusun da adam olsun. Keşke böyle bir resim çektirsek. Redkit içeride, Daltonlar dışarıda. Bu evrakı neden daha önce göstermedin yahu? Beni dinlemedin ki kikirik şerif. Bu yanlışlık için senden özür dilerim Redkit. Zararı yok. Bu defalık affediyoruz. Hey Redkit, biz seni kurtardık Kodeş'ten. Evet evet, ödeştik sayılır öyleyse. Şerif, hemen bu durumu halka bildirmek lazım. O işi ben yaparım. Fakat sanıyorum ki halk korkudan Daltonlara kolay alışamayacak. Canları isterse. O zaman bu iş burada biter. Bitsin bitsin, sıkıldım ben ya. Sen sus hırba. Peki sustum ben. Bak bir fikrim var çocuklar. Halk Daltonlara alışıncaya kadar onları Moruk'un çiftliğine yerleştirelim. Oo, çok güzel bir fikir. Hı-hı. Peki orada ne yapacaklar? Emrimde çalışıp ne dersem onu yapacaklar. Ha. Ne felaket yahu. Daltonlar Redkit'in emrinde. Artık o biçim sıkıldım. Azıcık eğlenmek istiyorum. Anlarsın ya. Haklısın Jim. Al benden de o kadar. Gideyim patronu bulayım, bu işin bizi açmadığını söyleyeyim. Ne yaparsa yapsın. Çek herife resti, olsun bitsin. Tamam, gidiyorum. Hoşça kal. Hadi güle güle. Ha, bana bak. Gelirken de yiyecek bir şeyler getir ha. Olur olur, merak etme.
Ben de biraz hava alayım bari. Hay Allah, dedim galiba. Bir kadın. Hem de kendi ayağıyla geliyor. Hop, gel yavrum gel. Çekil yolumdan. Ne istiyorsun? Seni. Ay Allah, bir manda gibi bağladı herif beni ya. Kızı da arakladı. Olur şeydi. Ne günlere kaldık. Ne haklı, ne yabani adamsın sen. Bırak beni diyorum. Onun da zamanı gelecek güzelim. Hey, dinle. Benim avukat Mr. Karasakal'ı görmem lazım. Boş ver. Önce sen beni gör bakalım. Ay, bırak beni. Rahat dur diyorum. Herifin en zayıf hali, bir şeyler yapıp kurtulmam lazım. Dokunma bana. Ne hayvan herifsin be. Sosluyorum. Bu cam parçası işimi görür. Kılıcı özel bir izinledir. Daltonlarla karşılaşırsanız sakın korkmayın. Çünkü onlar Red Kit'in nezareti altında olup bize hiçbir zararları dokunamazlar. Ben o kanaatte değilim Şerif. Bu adamlar her zaman için büyük tehlike teşkil ederler. Doğru söylüyor. Abi. Lütfen hariçten gazel okumayın bayım. Daltonlar için verilen karar bir devlet emridir. Kızmayın Bay Şerif. Ben fikrimi söyledim sadece. Ukala herif. Yani. Hadi bakalım şimdi biraz jimnastik yapalım. Kudüs'te jimnastik yoktu ama. Sen anlamazsın lan kafa. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Peki. Hazırız Rick. Joe doğru söylüyor. Hadi gösterin kendinizi. Çiftlik işleri sizleri bekliyor. Ne? Çiftlik işleri? Yeah. İtirazınız mı var? Yo. Çiftlik işlerine bayılırız. Öyle değil mi çocuklar? Tabii. Tabii. Öyleyse beni takip edin. Bir, iki, 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 bir, doğru söyle lan. İki, bir. Vay canına. Demek Miss Mercedes rahmetli Mr. Davis'in kızı en ha. Bu anlattıklarım milyona değer kızım. Hatıra defterini okumasaydım ben de inanmazdım. İşi iyice kavramadan az kalsın kızcağıza kötülük yapacaktım. İyi ki o sahtekar kara sakala bunu söylemeden o haydut herif çıktı karşıma. Hı? Kim bağladı seni? İhtiyar nerede? İhtiyar kaçtı. Allah kahretsin. Nasıl oldu bu iş? Kadın yüzünden. Gümüş Yıldız Barı'nda çalışan bir kadın. İşkence bu ya. Tık nefes olacağım artık. Kapa kendini hırbo. Eğitimde konuşulmaz. Daltonlar. Tam siper. Erkekseniz meydana çıkın be. Sana da. Kapa çeneni hırbo. Evet kapa. Ne oluyor orada be? Yuh kereste. Bu adam hiç şakadan anlamıyor ya. Hey. Ateşi kes arkadaş. Sen kesmezsen ben keserim. Neden kestirmek istiyor ateşi? Hey Red Kit sen misin? Yeah. Sen kimsin? Ben moruk. What? Daltonları kıstırdım. Yardım et de enseleyelim onları. Bu sözler şerefimizi lekeliyor çocuklar. Ha, bana bak moruk. Sakın ateş etme. Çünkü Daltonlar serbesttirler artık. Bu Red Kit çıldırmış mı ne? Nasıl serbest olurmuş bu akrep herifler? Bu işten bir şey anlamadım ben. Geliyorum anlatırım şimdi. Bana bakın hadi siz jimnastiğe devam. Bu herif de jimnastik de bozdu ya. Sen sus hırba. Red Kit biz balık tutmaya gidiyoruz. Okey. Geç kalmayın ama. Merak etme geç kalmayız. Hadi çocuklar balıklar bizi bekliyor. Okey Joe. Nerelerdeydin moruk? Kaçırıldım dostum. What? Bu nazik davetin gerçek sebebini sorabilir miyim avukat bey? Çok zekisin Mercedes. Zeki kadınlar ukala olmazlarsa erkeklerin daima ilgisini çekerler. Başka? Başka? Sen çok güzel bir kadınsın. Değil mi? Müthiş bir macera dostum. İnanılır gibi değil. Büyük cesaret.
Ne sanıyorsun Red Kit? Mr. Davis'in kanını taşıyor. Elbet cesur olacak aslanen. Şimdi çaktı. Bu kız bir gece gelip bana bazı şeyler anlatmak istemişti de... ...erkeklik gururuma yedirip dinlememiştim. Hangi geceden bahsediyorsun yahu? Özel bir durum. Geçelim. Evet, ona yardım etmeliyiz. Etmeliyiz tabii. Sayın avukatın suyu ısındı demektir. Aynı fikirdeyim dostum. Isındı elbet. Miss Anne nerede şimdi? McCormick onu çiftliğe götürdü. Ne? Ne diyorsun ya? Bunu daha evvel söylesene. Allah Allah. Nereye? O pis herifin zararı dokunmadan kızı kurtarmaya. Şeytan diyor ki atla suya doya doya yüz. O kadar arzu ediyorsan ne duruyorsun? Ama ben soyunurken bakmak yok. Söz. Bay avukat, öyleyse dönün bakalım sırtınızı. Hadi sen de gelsene sayın avukat bey. Hadi. Vay vay vay, heykel girdi, al marş marş. Aa, ben bu kızı tanıdım yahu. Bu kız o kız. Benim dalgam bu be. Kapıyı gözlerinizi keriz herifler. Bakmayın. Aa, mızıkçılık yok. Dikize devam. Devam. Evet, dikize devam. Şunlara bak be. Ne ahlaksız kardeşlerim var Allah'ım. Oh, bir erkek. Yoo, bu kadarı fazla. Buna tahammül edemem. Kendine gel Joe. Bırakın beni diyorum. Aa, ne oluyorsun Joe? Erkeği bulan fena oluyorum. Buldum. Gidip şu herifi dövelim. Olmaz Joe, suç işlemiş oluruz. Öyleyse korkutalım. Olmaz, gidip şikayet eder. Tamam. Elbiselerini yürütelim. Çulsuz kalsın, madar olsun enayi. Yürüyün. Su çok güzel. Evet, çok güzel. Kurade. Donu nerede, donu? Bana verin onu. Ne yapıyorsun sırık? Ciğerlerime dişi hava yolluyorum Joe. Başlarım senin havana suyunu, o senin yengen. Ha, şaka. Vallahi şaka. Ha. Kalk, sudan çıkıyorlar, tüyelim. Hadi araziye buyur. Eyvah, elbiselerim çalınmış. Nereye gider? Oradaydı. Ceket, pantolon, yelek, şapka hepsi çalınmış. Fazla uzağa gidemez. Çalan buralardadır. Hey! Elbiselerimi kim aldıysa getirsin. Söz veriyorum. Ona bir şey yapmayacağım. Herife bak, bize nutuk atıyor. Kes ulan gülmeyi, çaktıracaksın budala. Elbiseler için çok telaşlandı. Bu kadar üzülmeye değer mi? Elbiseye değil. Cebindeki önemli evraka üzüldüm. Vasiyetname yerine babama imzalattığı satış senedi olacak. Demek üstünde taşıyor. Çiftlik şu tepenin ardında. Lütfen oraya kadar gidip bana giyecek bir şeyler getirebilir misin? Beni içeri sokarlar mı? Binada kimse yok ki. Ya, peki öyleyse. Çok teşekkür ederim. Seni gidiyor Joe. Yürüyün kıl kuyruk biraderler. Ne haber bakalım ormanlar kraliçesi? Daltonlar. Tabii, her zaman her yerde Daltonlar. Ya. Fakat bu kara sakalın ceketiyle şapkası. Kimse duymasın. Neden yürüttünüz bunları? Buna Joe cevap versin. Çünkü seni kıskandım ondan. Çok fena bozuldum. Ben bozulursam çok fena yaparım adamı. Belli. İntikam almak istedim bu yüzden de. Yes darling. Onun için çulsuz bıraktım adamı. Nasılım? Sen bir harikasın. Çok bir dahidir. Sen sus budala. Bayram değil, seyran değil. Bu kız neden öptü beni yahu? Bilmeden ne büyük iyilik ettiniz bana. Sahi mi? Sen de bana bir iyilik etsene. Aa, sus çapkı. Sözlerimi yanlış anlıyorsun. Mantar yapma. Ufak tefek gördün, karamürsel sepeti mi sandın? O bir felakettir, felaket. Ay, siz ne şeker şeyler misiniz? Öyleyse ye bizi ye. Sırık. Kes ulan sırık. Oo, sen çok sert bir erkek. Benim için öyle derler. Yoksa korkumdan üşüdün mü güzelim? Ver ulan üstündekini. Gel şunu canım. Senin üşümene daha fazla tahammül edemem. Çok naziksin. İçtim ha. Toplanın.
Babamdan aldığı senet. Aradığım vesika. Allah'ım sana çok şükür. Hey, ne yapıyorsun orada? Burnumu siliyorum cicim. Okey. Anlaşıldı değil mi çocuklar? Redkit bizim elbiseleri aldığımızı görmemeli. Redkit mi? Evet, ta kendisi. Anlayalım yani. Niye şaştın o kadar? Hiç. Evet, ne diyordum çocuklar? Redkit bizim moruğun çiftliğinde bekliyor. Hadi gidip ona bir merhaba diyelim öyleyse. Ha? Peki o çulsuz abdi ne olacak? Avukat mı? Ne olursa olsun. Ben aradığımı buldum hayatım. Hayatım mı? Duydunuz ya çocuklar. Aradığını bulmuş. Neyi bulmuş yani? Neyi olacak? Beni tabii. Hayvan herif. Hay Allah, soğuktan her tarafım uyuştu. Nerede kaldı bu? Ha Düldül. Yes. Etrafta kimseler görünmüyor. Ben bir içeri bakayım. Bakarsın kız oradadır. Çünkü bu avukata pek güvenim yok. Ne olur ne olmaz, sen burada bekle beni. Evet ama kolla kendini. Ukalalık istemez. Redkit yok mu? Yok. Gelinceye kadar uslu uslu beklemenizi söyledim. Bekleriz. Bakıyorum eliniz boş döndünüz. Kim demiş? Yani balık. İşte burada. Moruk amca! Moruk amca! Gözlerime inanamıyorum. Sevgili küçük el. Kalpli moruk amca. Hay Allah, koca karılar gibi ağlıyorum ya. Yo, senin ağlamana müsaade etmem ama. Ne oluyor ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Dur yahu, aklıma geldi. Sen o avukat olacak herifle beraber değil miydin? Beraberdim ama o ormanda kaldı. Avukat olmaktan istifa edip tarzan olmaya karar verdi. General Jefferson tarafından şeytan mağarasında saklanan bu define aslında devlete ait olup ilişikteki planda da anlaşılacağı üzere 2,5 kontinelden Jefferson'a ait olup ondan sonra devletin... Davranma Redkit! Vay 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 Redkit! Ne zamandan beri evrak hırsızlığına başladın? Kalk ayağa! Daltonlar! At o silahı elinden. Bana bak, çok uzak kaldık. Biraz bana doğru gel bakayım. Gel gel, korkma. Hop, dur bakayım. Çok oldu, biraz geri git şimdi. Biraz daha. Tamam, sağ yap. Sağ yap. Hoppa, sol yap. Bu yandan yandan. Tamam, bana doğru gel bakayım biraz daha. All right. Good night. Yaşın çocuklar. Nasıl dans ediyorum? Fena değil. Aa, yahu senin ne var? Gören seni ya hasta ya aşık sanacak. Kişisel durumlara karışılmaz Joe. Kişisel durumlara karışmıyorum. Kişisel durumlar beni ilgilendirmez diyorum. Hangi kişisel olasılıklar onu böyle hoşaplaştırıyor diye soruyorum. Ukalalık istemem. Bu gece erken yatacaksınız. Hepsi o kadar. Ama daha yemeğimi bitirmedim Sayın Redkit. Ben de. Susun ulan işkembeci tayfaları. Ben varken konuşmak size düşmez. Değil mi Redkit? Pazarlık istemem Joe. Sözlerim kesindir. Hadi şimdi doğru yatağa. Hadi yaylanın bakalım. Pekala, öyle olsun. İyi geceler. Hadi bakayım yürüyün beyiz herifler.
Git. Gittiler. Yalnız kalmak için başka çarem yoktu. Çok bozuldu her gelenler. Kim olduğunuzu bilmeden dün akşam size söylediğim sözler için özür dilerim. Ama ben şimdi... Sen haklıydın Redkit. Gerçek kişiliğimi saklamıştım. Ve kimsenin beni tanımaması lazımdı. Hafif bir kadın gibi. O Redkit sübbesinin alacağı olsun. En güzel yiyecekleri en sona saklamıştım. İşeğin kuyruğunu ye. Ulan midenden başka bir şey düşündüğün yok be. Ne oluyor Joe? Elinin körü oluyor. Asabıma çüş diyorum işte. Bunda bir iş var. Bir şeyler oluyor burada. Ben gidip bir bakacağım. İşe nereden başlayacağımı kestiremiyordum. Çok üzülüyordum. Avukat Karasakal'dan satış mukavelesini geri alabilmek imkansız gibi geliyordu bana. Fakat bir mucize oldu. Bugün aradığım satış mukavelesini ele geçirdim. Çiftliği geri aldım sayılır. Nasıl yani? Satış mukavelesi elinde mi dedin? Evet Moruk amca. Daltonların sayesinde oldu bu iş. Daltonların sayesinde mi? Sus kız, çenen tutulsun. Ne kevesi şey yahu. Evet. Daltonlar gölün kenarında avukat Karasakal'ın elbiselerini yürüttüler. Satış mukavelesi bu elbisenin cebinden çıktı. Demek Daltonlar hırsızlık yaptılar ha? Eyvah oğlum Joe. Şimdi ha bu yuttun işte. Anlatacaklarım bu kadar. Tu Allah cezanı versin. Bir çuval inciri berbat et. Sus. Ben de çiftlikte sizi ararken bu zarfı buldum. General Jefferson'un tablosu yere düştü. İçinden ne de bu çıktı. Acaba? Valla bir de sen bir bak bakalım. Fakat babamın yazısı bu. Bir mektup, bir de plan. Hmm. Plan falan filan. Ne oluyor? İyice anlayalım. Fakat bu plan General Jefferson'un sakladığı 500 bin dolarlık hazinenin yerini gösteriyor. 500 bin dolarlık bir hazine. Hmm. Şeytan mağarası da görülüyor bak. İşte açıkça görünüyor. Ver bakayım ver. Vay canına, hatırladım bu hazineyi. General bu hazinenin Kuzeylilerin eline geçmesini istemiyordu. Şu general de müthiş bir adammış ha. Şimdi ne olacak? Tabii şey yani... Devlete vereceğiz. Bu para devletin parasıdır Miss Anne. Biz bunu kullanamayız. Babam da mektubunda öyle yazıyordu. Ya öyle yazıyordu. Hadi şimdi yatalım çünkü yarın başka bir gün olacaktır. Görüşürüz Redkit. Şeytan mağarası. Night. İyi geceler. Bir kalkın ulan kaşalı dönükler. Redkit bizi encelemeden hemen düğmeliyiz buradan. Biraz uyusaydım ya. Kalk ulan hırbo. Başlarım şimdi sana da uykuna da. Beni dinleyin şimdi. Yaklaşın bakayım yaklaşın. Ne 500 bin dolar mı? Evet ulan. Tamam ihtima bitti. Hadi kırmızı urbalarınızı giyinin. Okey ya. Hayatım inşallah rüyanda beni gör Emi. Ama 500 bin daha önemli. Paralar tamam. Şu kartı koy bakalım kasaya. Daltonların kartı değil mi? Şu ne zamanı? Haydi millet! Sabah çayına kalkın bakalım! Günaydın Red! Günaydın Moruk! Nerede bizim asılzadeler? Daha uyanmadılar mı? Uyanmadılar ya! Şunlara gidip derslerini vereyim de öyle geleyim. Sen bilirsin dostum. Hey Joe! Yoklar. Aa, burada da yoklar. Peki nereye gider bu yarım adamlar ya? Bilmem, görmedim ki. Acayip bir durum, bayağı ilginç. Hey! Redkit! Moruk amca felaket! 500 bin doların yerini gösteren planı çalmışlar. Yerinde yok. Kim çaldı acaba? Hı? Ne diyorsun ya? Evet.
Bu işi Daltonlar yapmış olabilirler. Daltonlar mı? Daltonlar. Behrinizi bozdular mı yani? Mümkün. Planları çalıp dolarlara sahip olmaya kalktılar. Nereye Redkit? O iş bacaksızları enselemeye elimden koymuş gibi bulacağım o kerataları. Davan mı? Merhaba Şerif. Oo, siz miydiniz? Buyurun. Redkit hakkında şikayette bulunmaya geldim. Nasıl? Redkit hakkında mı? Suçu ne? Suçu meskene tecavüz ve hırsızlık. Olur şey değil. Neyinizi çaldı? Bazı evrakımı. Üstelik bana silah çekti. Ha. Dövüştük. Sonunda da kaçtı. Ha. Yakalanıp tevkif edilmesini istiyorum. Yakalanmasını mı? Bu meseleyi yeni gelen hakimle konuşmaya gidiyorum. Hemen harekete geçin. Hoşça kal Şerif. Şerif! 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 Soyulduk, mahvolduk. Ne oldu Mr. Oswald? Bankayı soymuşlar. $100,000 çalmışlar. Deme. Peki çalan kimmiş acaba? Daltonlar. Daltonlar mı? Evet Daltonlar. İşte kasadan çıkan kartları bunlar. Artık bu işin şüphe götürür tarafı kalmadı. Hadi arkadaşlar hep beraber görev başına. Evet. Harbi dedik Daltonlar öldü. Daltonların orta. Evet, yakalayıp hemen asalım onu. Evet, asalım. Durun arkadaşlar. Bu işi bana bırakın. Seni tevkif ediyorum Redkit. Aa, beni mi? Peki suçum nedir Şerif? Birinci suçum kara sakalın çiftliğini soyman. İkincisi de himayende olan Daltonların bankayı soyup $100,000 kaldırmış olmaları. Ne diyorsun? Olmaz böyle bir şey. Maalesef oldu Redkit. Bu yüzden mesul kişi olarak seni tutukluyorum. Peki Daltonların çaldığını nereden biliyorsunuz? İşte delili. Çok saçma bir delil. Bu kart hiçbir işe yaramaz dostum. Ne demek istiyorsun Redkit? Hadi yürüyün. Asalım onu. Asalım şunu. Yakalayın. Durun bakalım. Acele etmeyin. Kımıldayanı temizlerim. Çok acele işim var. Redkit, hata ediyorsun. Bana öyle geliyor. Olabilir. Şimdi gidiyorum. Beni ararsanız şeytan mağarasında bulursunuz. Dediğim gibi kımıldayanı yakarım alimallah. Hadi Düldür gene geri vitese bakayım. Ne kas kafalısın. Beni araba gibi kullanmaktan vazgeçemedin gitti. Bu işin içinde bir iş var. Hadi arkadaşlar doğru şeytan mağarasına. Kalk, kalk diyorum sana. Kaz, kaz oğlu kaz. Bir kuru kafa. Aman ne kafa ne kafa. Kaldır onu koy rafa. Ne sandınız? Bugüne bugün zengin olduk. Bu hazine var ya. Çekmiş ellerini. Gelenler var. Ama evet. Dikkat. Sandığı kapat çabuk. O biçim. Dikiz vaziyeti al. Hadi iş başına çabuk. Patronu burada bekleyeceğiz. Uf, çok yorgunum. Uykusuzluktan gözlerim kapanacak neredeyse. Bu paraları patronla paylaşmak hiç işime gelmiyor. Sen ne dersin? Olmaz öyle şey. Çıkar bu düşünceyi aklından. Bakıyorum namusluluğun kabardı. Seni de hiç anlamıyorum. Boş ver bunları da sen asıl Daltonların başına gelecekleri düşün. Bankanın soyulduğunu öğrendiler. Şehir karışmıştır garanti. İnek Daltonlar kaçacak delik arasınlar. İnek sensin sığır çobanı. Kafamı bozma şimdi görüşürüz seninle. Bu soygun Daltonların sonu olacak. Kellelerini ipten kurtaramayacaklar bu sefer. Artık Redkit de kurtaramaz Daltonları. İyi bir oyun çevirdik. Ah biraz kestirsem. Sen tamam. Biraz kestir. Psst, sırık, sırık. Gel lan getire. Al şunu, al şunu. Elini değil, hırko. Çantayı, çantayı.
Pistol Efendi. Kimsin? Ben senin vicdanını. Hangi vicdan bana lan? Bana kaçtı sırma saçtı fingirdek vicdan. Hey Joe. Vay haydut herifler vay. Para çalmaya utanmıyorlar. Ben şimdi onlara gösterdim. I am coming şimdi. Hey, hey, kendine gel. Para çantası nerede? Ne çantası? Para çantası tabii, para. Bırak numarayı, bilirsin şakadan hiç hoşlanmam ben. Benim şaka falan yaptığım yok, çanta buradaydı. Yok canım, bilmiyorsun ha? Ben bu numaraları yutmam. Hadi çıkar şu çantayı. Git işine be! Ne güzel temizledik ikisini de çocuklar, değil mi? Ay kara sakal, buranın havası iyidir. Para yerine hava alırsan ciğerlerine iyi gelir. Daltonlar. Daltonlar mı? Ya! Aman Allah'ım. Red Kit. Kara sakal. Biraz sesleri. Yürüyün hadi. Kıpırdayanı yakarım. Eller yukarı. Yakaladık moruk. Hepinizi selamlarım dostlarım. Şimdi sakin sakin yürüyelim. Açacak deli kara Red Kit. Ölümün benim elimden olacak. Ben o fikirde değilim. Masken yere düştü kara sakal. Değil de al. Biri vuruldu galiba. Koş öyleyse. Sen de Şerif. Galiba ölüyorum. Ben bir suçluyum. Mr. Davis'in çiftliğini sahte bir senetle ele geçirdim. Oysa tek variz Davis'in kızı Miss Ender. Sonra bankayı soyanlar pistollerdir. Soygunu ben planladım. Paranın yarısı benim olacaktı. Pistoller bana ihanet edip kaçtılar. Öldü. Görüldüğü gibi suçlular belli oldu. Biz Red Kit'i suçlu saymakla hatalıyız. Ölü Bol şehri adına senden özür dileriz Red Kit. Okey okey, şimdi gidip mağarada bir takkat yapalım Şerif. Tamam. İşte altınlar. Evet, nihayet bulundular. Onları biz koruduk. Okey, bu altınlar devlete aittir. Hemen haber vermeliyiz. Bravo Red Kit. Gerçek bir kahramansın sen. Okey. Durumu bildirelim derhal. Yes. Babam da mektubunda bu altınların devlete ait olduğunu yazıyordu. Artık kimsenin bizden şüphesi olamaz. İşte bankadan çalınan paralar. Onları aydutların elinde biz kurtardık. Yaşasın Daltonlar. Beyler, gördüğünüz gibi Dalton biraderler gerek hazinenin bulunmasında ve gerekse bankadan çalınan paranın bulunmasında büyük gayret sarf ettiler. Bu sebeple haklarında bir rapor hazırlayıp yüksek mahkeme kuruluna göndereceğim. Aa Red Kit, fena bozuluyorum baba. Neden? Baksana, işi gene mahkemeye bildiriyorsun. Yeah, çünkü sizin mükafatlandırılmanızı istiyorum da ondan. Sahi mi? Aslan Red Kit, benim ebedi dostum. Ölü Bol şehri adına ben de Dalton biraderlere teşekkür ederim. Bugünden itibaren sizleri kendime şerif yardımcılığına seçiyorum.
kikirik şerif ya kabul etmezse? Kabul etmezseniz hiç dinlemem, elbise hırsızlığından atarım sizi içeri. Sahi mi? Deme, öyleyse kabul. Ulan geri şerifler, bugüne bugün şerif yardımcısı olduğunuzu unutmayın, tamam mı? Okey. Sevgili biraderlerim, bundan sonra haydutların bizden çekeceği var. Allah Allah, şerif yardımcısı olacağım hiç düşünmemiştim ya. Sen susur bu. Bu iş bitti. Red Kit'in Daltonlarının ve sevgili kızı Miss Ellen şerefine. Yaşasın ölü bol şehri. Hadi buyurun bakalım hep beraber meyhaneye. Daltonlar! Korkmayın öndeki herifler. Haydutluk bitti artık. Artık biz de şerifiz. Öyle değil mi şerif? Nerede bu herif? Evet, tamam. Hey Red, beni sevdiğin kadar bu güzel kızı da seviyorsun. Eğer insan olsaydım onu sana yedirmezdim ya. Aa, bu hayvan konuşuyor. Nasıl konuşuyor Red? İşte böyle cicim, beğenmedin mi? Bak, Düldül sen gene gebezeliğe başladın. Hadi bırak tıraşı da doğru Mrs. N'in çiftliğine. Okey.